Wall Street Journal'ın açıklamasına ve devletler nezdinde kripto paralara bir göz atacağız. Ama burası daha çok portföy odaklı olacak. Biraz daha regülasyondan vesaire ziyade. Wall Street Journal'ın haberine göre diyor dünyanın en büyük Bitcoin balinalarından biri BTC. Hatta dünyanın en büyük Bitcoin balinası ABD. Az önce BTC mi dedim? Dünyanın en büyük Bitcoin balinası ABD, dünyanın en büyük Ether balinası Çin. Bu şekilde karşımıza geliyor. Öyle ki devletlerin hemen hemen hepsinde hemen hemen her kripto para var. Yani majör olan her altcoin'e şöyle bir bakın. Örneğin ben bildiklerimi söyleyeyim. Mesela ABD'de ne var? İşte bunu tabii yapılan çeşitli operasyonlardan biliyoruz. Bitcoin var, Ether, XRP, işte LIT var, Cash var. Shiba var, Doge var, Lunge var. Hepsi var yani. Pek çoğu var. Tabi bu noktada daha çok borsalarda ya da kurumsal yatırımcılarda en çok hangi kripto para varsa ekseriyetli onlar ele geçiyor. Çünkü ele geçtiği yer belli zaten bunların. Ele geçme noktaları tabii ki de yapılan operasyonlar olarak ana hatlarıyla karşımıza geliyor. Bunları nereden, nerelerden elde ediyorlar? Dediğim gibi yapılan operasyon. Mesela İsrail'in yakın zamandaki hareketini düşün. Öyle değil mi? İsrail'de ne oldu? Adamlar hemen işin içerisine girdi. Hamas'ın kripto paralar üzerinden hareket ettiği haberi üzerinden ve tabii ki bunun tespit edilmesi üzerinden hemen Binance'la ve çeşitli borsalarla işbirliğine gittiler. Bunlara böyledir böyledir kardeşim dediler. Ve bir anda Hamas'ın çeşitli taraflardaki borsalardaki vesaire sağdaki soldaki oradaki buradaki cüzdanlarını direkt olarak mühürlediler ve bunlara el koydular. Mesela Binance üzerindeki Hamas'ın kripto varlıkları cüzdanlardaki kripto varlıkları direkt olarak İsrail hazinesine aktarıldı. Ve orada şu anda duruyor. Ya dediğim gibi yapılan operasyonlardan bunlar elde ediliyor. Tabii zaman zaman bunlar açık arttırmalarla satılabiliyor. Mesela ABD en büyük Bitcoin balinası doğru. Zaman zaman çok yüksek miktarlarda olmamak suretiyle ABD Adalet Bakanlığı açık arttırma düzenliyor ve bu açık arttırmalarda bu Bitcoin'leri yine ilgili taraflara satıyor yani kişilere, bireylere, kurumlara, kuruluşlara bunları satıyor. Yani burada vakit geldiğinde genelde şöyle haberler çıkar. Dikkat, ABD Bitcoin satıyor. Bitcoin çakılacak mı? Abicim ABD Bitcoin'i borsalara boşaltmıyor. ABD Bitcoin'i operasyonda ele geçirdi. Mesela dolandırıcılık operasyonunda. Bana satıyor, sana satıyor. Yani sen de muhtemelen satmazsın, değil mi? Yani şey açık arttırmada alıyorsun, ondan sonra satmazsın diye tahmin ediyorum. Satarsan da kendin bilirsin falan tarzında. Yani bu şekilde olaylar oluyor. Devletlerin kripto para satın alması durumu şu an için büyük devletlerde olmamakla birlikte bu konuşulan bir meseledir. Mesela ABD Başkan Adayı Ron DeSantis de Kennedy de aynı şekilde meşhur Kennedy'nin yeğeni DeSantis Florida Belediye Başkanı'ydı kendisi. Florida valisiydi. Kennedy başsavcı ki Kennedy bizzat kendisine ait kripto para olduğunu yanlış söylemek istemiyorum ama 350 bin dolar değerinde olması lazım. Bu arada 350 bin dolar ABD'de çok yüklü bir paradır. Haberiniz olsun kişiye mahsus olarak. 350 bin dolar değerinde yanlış olmasın. Bitcoin tuttuğunu dile getirmişti. Ve bunu uzun vadeli tuttuğunu yani çocuklarımın şeyi diyor. Çocuklarımın güvencesi olarak tutuyorum gibi bir açıklama yapmıştı kendisi. Bu iki tane isim de seçildikleri zaman bir Merkez Bankası'nın Bitcoin alımı yapacağını dile getirdi. Dönem belli bir para üzerinden ABD doları üzerinden belli bir miktarını BTC üzere tutarak bunun bir değer deposu olarak
değer kazanması, yani ABD Merkez Bankası'nın bizzat Bitcoin alımı yapacağını dile getirdi. Tabii bu ikisi seçilir seçilmez onu bilmiyoruz. Muhtemelen Trump seçilecektir. Trump döneminde böyle bir şey olur mu? Olabilir. Yani olma ihtimali yüksektir. Yine bu şekilde görüyorum. Çünkü Bitcoin ve kripto paralar gerçekten ciddi bir değer deposu olarak çalışıyor ve şu anda biraz daha köhnemiş tarafları, işte Joe Biden hükümeti gibi, şöyle bir kenara bıraktığımız zaman, ki merak etmeyin, yani şu anda demokratlar da bir parti, yani şu anki cumhuriyetçilerin bir 5 yıllık döneminden sonra onlar da fikrini değiştirir. Yıllar içerisinde siyasilerin, piyasadaki ekonomistlerin, şunların bunların piyasaya olan bakış açısının nasıl değiştiğini gördük. Şimdi siyasilerde mevzu aynıdır. Cumhuriyetçiler bir dönem yönetir. Kripto paralara iyi davranır. Bakarlar ki halk nezdinde ciddi bir onay var. Ki var şu anda da. Halk nezdinde çok ciddi bir şey var. İşi şu anda politikaya çektiler kripto paralarda. Arjantin başkanını düşünün, başkan adayını. Birleşik Krallığı düşünün. Her yerde bu var. Bizde bile Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu. Bir dizi mutabakat metni yayımladı işte kripto paralara dair falan. Yani bunlar çok fazla var. Şimdi bir parti bunlar bir 5 sene yönetsin. Kripto paralardan olumlu sonuç gelince, daha doğrusu halktan bu işe dayanarak olumlu bir sonuç gelince, tamam. Herkes bu sefer, bütün hükümet, muhalefet alayı başlar, kripto paraları biz böyle yapacağız. Biz daha iyi bilmem ne yapacağız. Biz çok iyi çalışacağız. Yok biz daha çok tutacağız falan tarzında. Şimdiden zaten bunun zemini hazırlandı. Bu gelecek yıllar içerisinde daha da şey olacak. Ben size söyleyeyim. Şu anda piyasaya sıkıntı yaratan ABD demokratları, emin olun cumhuriyetçilerin hükümeti esnasında az bile yaptınız, piyasa daha çoğunu hak ediyor falan tarzında ve bakış açısında eleştiriler getirecekler ve bu noktadan muhalefet yapacaklar. Bunu da bu şekilde belirtmiş oluyor. O yüzden devletler nezdinde kripto paralar şu an, mesela Arjantin'de başkan adayı diyor ki muhtemelen seçilecek, Merkez Bankası'nı kaldıracağım diyor adam ve çok da ciddi kripto para tutacağım. Şimdi çok büyük bir olaydır bu. Yani demem o ki devletlerin birinci elden yatırımcı olmak suretiyle kripto paralara olan tutumu şu an gitgide değişiyor ve evriliyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.